Şenli, sahne çok iyi gidiyordu. Üzgünüm ama kardeşin müzik çalarken çekemiyorum. Gösterişli rozet kravatları aşkına. Ne zaman takılma sahnesini çeksek diz yamasını geri dikmem gerekiyor. Bu 4 defa etti. Ah, bu şartlarda çalışamam ben. Ben de öyle. Bu kostüm otantik koca ayak taklidi olabilir ama içerisi çok sıcak oluyor. Bütçesiz film öyle çekilir. İyi tarafından bak. Kask kamerası harika çekim yapmış. Oo, çok etkileyici olmuş. Of, neden Pierce gitar çalmaya başladı ki? Durdu. İşte fırsatımız. Herkes yerlerine. Nicholas sen mağaradasın. Polly ve Layla da patikada. Hey Polly, açsana şunu. Boş verin, yeni plan. Polly hemen bizi büyüt. Yapamam. Kolyem boynumda değil. Yatağın üstünde duruyor. Bana bakmayın. Kostüm tasarımıma uymuyordu. Çıkartması kararımın arkasındayım. Polly açmazsan ben gireceğim. Sanırım bu durum renk uyumundan daha önemli olabilir. Yarısın bizi böyle görmemesi gerek. Bir dakika mı? 3'e kadar sayıyorum. 1. Aa, acele et Polly. 2. Büyüt bizi. 3. Walter Burser DVD'm sende mi? Evet, işte burada. Fazla çılgınca bir şey yapmayın. Annemle babam komutayı bana bıraktı. Evi tek parça halinde tutalım yoksa ceza alırım. Tabii ki. Gitar çalmayı bırakırsan tabii. Sadece birazcık. Asla olmaz. Komuta bende. Ve odamdan uzak durun. Bu defa yakalanmaya fazla yakındık. En azından artık daha sessiz. Bu defaki benim yüzümden. Harika. Akşamki teslim saatine yetiştiremezsem Littleton sinema film yarışmasını asla kazanamayacağız. Bir Hollywood ödülü sahibi olma hayalimize veda edebiliriz sanırım. Şimdi pes edemeyiz. İnsanlar bu kostümleri görmeli. Ve bu sahneyi planlamak için bütün gece uyumadım. Bize gereken tek şey yeni bir yer. Ama Pierce'dan uzakta. Shani, Scantville Ortaokulu'nun müdürü onur alan çocuklarıyla fotoğrafını Faceplace'e koymuş. Ondan daha çok beğeni almam gerek. Yani yetişkin iş sebepleriyle tabii. Evet, evet. Bu yemek bağışı konserveleri selfim için iyi arka fon olacak. Aa, şu kutular mı? Aslında şey, müdürüm oldu. İşin aslı o kutular. O da neydi? Pardon, ben yaptım. Çok fena hıçkırık tuttu. Peki, sadece birkaç... Hıçkırık ve sakarlık vakası. Günün epey kötü geçiyormuş gibi Shani. Şimdi şu kutuların kalanını temizle. Polly, Nicholas. Buradayız. Büyüt bizi. Tamam, artık dalga geçmek yok. Yemek bağışına odaklanmamız gerek. Sadece birkaç saat kaldı. Haklısın. Büyük bir fark yaratmak istiyorum. Yemek bankasını dolduracağız. Kaptan Collie Bobbles bile bir kutu ton balığı bağışlamış. Burada her şey hazır. Umarım Layla haberi yaymıştır. Bunu yaptığından eminim. Layla haber yaymakta doğuştan usta. Bir keresinde matematik testinden tam puan almıştım ya. Günün sonuna kadar tüm okulu öğrenmişti. Şikayet ettiğimden değil ama Layla nerede? Muhtemelen etkinliğin reklamını yapıyordur. Evet. Ama gerçekten nerede o? Mesajlarıma da cevap vermedi. Mesaja cevap vermedim yani. Garip. Yollamadığım mesajlara bile cevap verir o. Bu ceket. Ah, ekoseler aşkına. Aa, hadi ama. Bütün kıyafetleri kusursuz. O tasarımcıların en iyisi. Dikkatini çekmem gerek. Kendimi göstermeliyim. Ne düşünüyorsun Bonita? Yeni Blair Delaware olabilir miyim? Çok garip. Şimdiye kadar Layla'dan haber almalıydık.
Biz ondan haber alamamış olabiliriz ama Blair Delaware almış. Layla bütün fotoğraflarını beğenip durmuş. Aylar öncekileri bile beğenmiş. Fena bir SMPE vakası. Sosyal medya parazit enfeksiyonu. Doğaüstü uzmanları buna baş parmaklara yerleşip onları tek iletişim şekilleri sosyal medya olana kadar durmadan yayın yapmaya zorlayan küçük bir parazit olduğunu düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Ama olabilir. Yine de Layla'yı bulup ona yardım etmeliyiz. Hemen AVM'ye. Vay canına, bunu Layla söylemeyince garip oluyor. Nicholas, sen kal ve yemek bağışlarını izle. Bunu yapabilir misin? Her şey AVM'ye gitmekten iyidir. Kim internetten alışveriş yapmaz ki? Teknem! Teknem su için yapılmış ama benim mayom sadece kuru temizleme için. Rahatlamak ne kadar da yorucuymuş. Sanırım mola vermeliyiz. Büyüt bizi! Kolyem! Gel git dalgasının, yani bir çiz dalgasının yönüne göre kolyenin yeri. Aşağıda! Sağ ol Layla. Şimdi büyüt bizi. Bu tatil Peaches'lanana kadar harika gidiyordu. Polly dinlemedi. Ben Layla. Merhaba. Merhaba Polly. Ne haber Layla? Merhaba Shani. Sihir Sakır'ın ilk yolculuğu nasıldı? Harika değildi. Ama dalgalarda ve kötü şartlarda yolu gösterecek otopilot özelliği yükledim. Açık suları test etme zamanı. Cumartesi dolaşmaya çıkalım mı? Dev dalgalar. Kontrolsüz deniz yaşamı. Ben varım. Ve gidecek çok uygun bir yer biliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Peanut ve bu da Pit Durağı'nın 3. resmi doğaüstü hayran kulübü toplantısı. Lütfen unutmayın, kulüp üyeleri için minimum 2 sumiti ve cupcake'leri de deneyin. Şimdi kimse bu hafta paylaşmak istediği doğa ötesi bir şeyi yaşadı mı? Evet. Postacım bu hafta tam 3 kere geç geldi. Suçu yeni ayakkabılarına vurmasına attı ama bence kesin hayaletler. Ya da ayakkabı elfleri, ya da uzaylılar, ya da koca ayak. Sen şu vloggerci çocuksun. Öyleyim. Bu konuda konuşmaman gerek aslında. Hükümet yıllardır kısmen baygın adam adasının gizemini örtmeye çalışıyor. Ben hazineyi bilen son canlı insanım. Ve harita elimde. Ama onu bedavaya da veremem. Bu en değerli varlığın. Hakiki bir koca ayak tüyü. Anlaştık. Bu ada kötü, kötü. Oraya gidecek kadar cesursan kısmen baygın adamın da kendisi peşinden gelecektir. Dikkat et. Gizemli hazine mi? Evet. Nicholas. Nicholas. Ha? Alo. Evet, buradayım. Bence bu adaya gitme işi çok iyi. Ve normal ada şeyleri yapmak da iyi olacak. Paranormal Gizemler Kulübü için kayıt olun. Koca ayak, gül yabani, uçan ejderhalar burada. Bence bu masanın yeri pek iyi değil ama olur böyle şeyler. Ben ilgileniyorum. Özellikle de senin şu balon maymun hayvanınla. Bu bir zürafa. Fark etmez. Maymun veya zürafa. Bizim hayvanseverler kulübümüz Littleton'a sevgi, mutluluk ve neşe getirecek. Hayvanlarla vakit geçirmenin insanların yaşam kalitesini arttırdığı bilimsel bir gerçektir. Kesinlikle. Bizim hayvanlarımız herkesin yaşam kalitesini artıracak. Değil mi Peaches? Evet dedim. Havlamasından anladım. Bugünkü davranışlarından dolayı hala biraz kızgın olduğumu bilmeni istiyorum. Ama şu anda şirinlik yapmana çok ihtiyacım var. Kaptan Koli Babas nereye kayboldu? Rakiplerimize yardım mı ediyorsun? Koli Babas. Buraya gel.
Çok affedersiniz. Tamam tamam. Not defterlerini ve kalemleri hazırlayalım. Birazdan burası insan dolacak. Tamam, sanırım beklediğim kadar kalabalık olmadı ama umudumuzu kaybetmeyelim. Bir üye kaydı bile alamadık. Ha, bir dakika bekleyin, sanırım ilk üyemiz geliyor. Merhaba, hoş geldin. Buyurun. Hey, güzel bir mahalle. Burası balon kulübü değil mi? Aa, hayır. Onlar şu tarafta. Tamam. Belki de hayvanlarımızı sevmemişlerdir. Bunlar sıradan evcil hayvanlar sonuçta. Sanırım yeterince ilgi çekmediler. Onların nesi var ki? Hepsi güvenilir, öngörülebilir ve tüm aşıları yapılmış. Tıpkı benim gibi. Onlar sadece fazla normal. Bizim daha büyük, daha yabani hayvanlara ihtiyacımız var. Bu insanların ilgisini çekebilir. Ne dersiniz? Ormana gidiyoruz. Bilemiyorum Polly. Yabani hayvanlar bence okul ortamı için pek uygun değil. Sorun olmayacak Shani. Polly sayesinde hayvan eğitiminde uzman sayılırım. Ah, merhaba. Paranormal kulübe mi yollayacaksınız? Hayır. Ama benim sana harika bir kulüp önerim var Nicholas. Buna biz çok kısa ama çok önemli bir görevdeyken evcil hayvanlarımıza bakım kulübü deniyor. İşte buradalar. Ama... Teşekkürler Nick. Gerçekten mi? Ama benim alerjim var. Olamaz. Hayır, Beatrice. Son kez söylüyorum. Başka bir kredi kartı daha istemiyorum. Hoşça kal. Hayır, hayır cici. Benim Gwen. Oh, ben sana eğer Polly ile ilgili değilse günlük temizlik yaptığım saatte beni arama demedim mi? Ama bu Polly ile ilgili. O okulda bir hayvanseverler kulübü kuruyor. Hayvanseverler kulübü demek? Evet, ben de bunu söylüyorum zaten. Biliyorum, bu sadece bir deyiş. Kim diyor, sen mi başkaları bak. Not gitsin ve sana yeni bir telefon almanı öneriyorum. Sesin bir kuyudan çıkıyor gibi geliyor. Ama ben...